Bu ne güzellik Konya. Seçimler için son düzlüğe girildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin kritik seçimine az bir süre kaldı. Adayların çalışmaları sahada devam ederken vatandaşlar da önlerine gelecek olan sandığı şimdiden sabırsızlıkla bekliyor. Seçimlere günler kala AK Parti Konya İl Teşkilatı da düzenlediği basın toplantısında Konya ve ülke gündemini değerlendirdi. İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızı misafir ettik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi, en samimi şükranlarımızı arz ediyoruz. Gerçekten ilk günkü heyecanı meydanda yaşatan hemşehrilerimize minnettarız. Allah hepsinden razı olsun. Programın açılışında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 21 yıllık AK Parti iktidarında eser siyaseti yürüten Konya'nın Türkiye yüzyılına alnı ak bir şekilde gireceğini söyledi. Önümüzdeki Türkiye yüzyılına emin adımlarla yürüyen ülkemizde, Konya'mızda hamdolsun her alanda attığı o büyük adımlarla, büyük dev projeler, hayallerin ötesine geçen çalışmalarla da hamdolsun başımız dik, alnımız ak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmasına Mavi Tünel içme suyu hattındaki ana isale borusunda meydana gelen arızaya değinerek başladı. Hemen Altınapa'daki arıtma tesisimizi, Akyokuş'taki arıtma tesisimizi tam kapasiteye çıkardık. 70'e yakın kuyunun hemen elektrik bağlantıları yapılarak sisteme dahil edildi. Bir miktar mağduriyet olmasına rağmen şehir böyle bir krizden en az etkilenerek süreci tamamlamış olduk. Dün akşam saat 10 itibariyle ki arıza saatinde yaklaşık 24 saat sonra işlemi tamamlayarak suyu tekrar Konyalılarla buluştuk. Kentte yapımı devam eden projelere de değinen Başkan Altay, bu kapsamda 564 milyon liraya mal olan yeni cephanelik inşaatının birkaç ay içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Bugüne kadar 564 milyon lira ödeme yaptık yeni cephanelik inşaatına. İnşallah birkaç ay içerisinde cephanelimiz taşıyacak. Akyokuş kasrımız, Çatalhöyük'teki karşılama merkezimiz ve yaka sosyal tesislerimiz devam ediyor. Bu projeler için bugüne kadar ödediğimiz rakam da 1 milyar 4 milyon lira. Başkan Altay, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen otomobili TOGG'un Konya sokaklarındaki gezisinin devam ettiğini belirtti. TOGG aracımız geldi. O da bir taraftan vatandaşlarımızla buluşuyor. Dün Akşehir'deydik. Önceki gün Akşehir'deydik. Dün Çumra'daydı. İnsanın gururlanmaması mümkün değil. Ülkemizin geldiği noktayı göstermesi açısından, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin neyi başarabileceğini göstermesi açısından çok kıymetli ve önemli. AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de sahada gece gündüz demeden çalışıp milletin derdiyle dertleşen teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Ben özellikle aday arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aday olmayan, listede olmayan milletvekillerimiz de ve Halil Ürün hocamız da çok önemli bir rol modeldir bizim için. Bakın hepimizden daha fazla çalışıyor o arkadaşlarımız da. Bu da AK Parti farkı olsa gerektir. Dava adamı duruşu olsa gerektir. Bu yönüyle bütün arkadaşlarımıza, teşkilatlarımıza, canla başla çalışan dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.